ediyoruz. Değerlendirmeler alacağız değerli izleyenler. ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı'ya gidelim ve kendisinden günün beklentilerini alalım. Emre Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Aysun Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. İç piyasayla başlayalım. Bilanço dönemi başladı. Tabii baktığımızda özellikle de bankacılık sektörüne ilişkin beklentileri takip ediyoruz. Zira endeks tarafına da yansımaların nasıl olacağı yönde beklentiler de mevcut, merak da mevcut. Sizden dinleyelim, nedir beklentileriniz bilançolar tarafında? Hem bankacılık tarafından ne bekliyorsunuz hem de genel itibariyle hangi sektörlerin ön plana çıkmasını bekliyorsunuz? Evet, son dönemde bankacılık tarafında bir geri çekilme vardı. Bilanço sezonunun açılmasıyla beraber önümüzdeki günlerde de bankacılık tarafından da açıklanacak olan bilançolarla beraber belki yukarı yönlü hareket biraz daha desteklenebilir. Bu kapsamda özellikle bankacılık endeksinde 1150 puan seviyesi oldukça önemli. Şayet pozitif bilançolar gelmesi durumunda 1150 puana doğru bankacılık endeksi yükselirse BIST 100 endeksinde de yukarı yönlü hareket 1450 puan seviyesindeki direnç bölgesine doğru yaklaşmaya başlayabilir. Bunun için ilerleyen günlerde açıklanacak bilançoları takip edeceğiz. Bu hafta içerisinde açıklanan bilançolarda da beklentileri karşılamış durumda. Bu noktada ilerleyen süreç içerisinde yine pozitif bilançoların gelmesi BIST 100 endeksindeki yatay seyrin yukarı yönde biraz daha ivme kazanmasına yardımcı olabilecek. Tabii önemli bir dönemden geçiyoruz. Yurt dışında açıklanacak olan Amerika Merkez Bankası'nın kararı var ve Amerika'da yine bu hafta içerisinde önemli ekonomik veriler gelecek. Ekonomik büyüme rakamı gibi, kişisel gelirler ve tüketimler gibi. Bunlar da biraz da borsada üzerinde etki yaratma kapasitesi olan gelişmeler olacaktır. Yarın da yine iç piyasaya baktığımız zaman enflasyon raporunu açıklayacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Enflasyon patikasına yönelik olarak eğer ileriki dönemde bir gevşeme beklentisi mevcut olursa bununla beraber tekrar faiz oranları üzerinde de bir indirim beklentisi meydana gelebilir. Bu da bankacılık tarafında pozitif yansıma yaratabilecek bir durum. Bundan dolayı ilerleyen süreçte biraz daha ekonomik verilere bakmamız gerekecek. Hem de biraz daha sektör tarafından açıklanan bilançoların takip edilmesi gerekiyor. Beklentilerin pozitif olduğunu belirtmekte yarar var. Ama endeks bazında bankacılık için 1150 puan seviyesi oldukça önemli bir nokta. 1150 puan seviyesi üzerine geçilmesi durumunda borsayı İstanbul düzeyde de oldukça pozitif bir etki yaratma ihtimali bulunuyor. Peki Emre Bey, BIST 100 endeksi için hangi seviyeleri ön plana çıkarıyorsunuz? BIST 100 endeksinde Nisan ayı başından beri devam eden kısa vadeli düşüş trendi yaklaşık olarak 1400 puan seviyesinden geçiyor. Yukarı yönlü hareket dün 1400 yakınlarından geri çekilmişti. Bu kapsamda 1400 üzerine geçilirse trendin de kırılmasına bağlı olarak bir üst direnç noktası olarak 1420 puan seviyesi takip edilecek. Ana bölge ise son bir aydır devam eden yatay hareketin içerisinde 1450 seviyesi. Daha önce 1450 seviyesi destek olarak çalışıyordu. Kırılmasıyla beraber güçlü bir direnç noktası. Bakımdan yukarı yönlü hareketlerde önemli seviye 1450 diyebilirim. Aşağı yönlü hareketlerde ise uzun vadeli yükseliş trendinin geçmiş olduğu bölge yaklaşık olarak 1310-1315 seviyesinden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayından başlayan trendin bulunduğu bölge daha önce de destek olarak çalışmıştı geçtiğimiz hafta içerisinde. Bundan dolayı 1310 puan seviyesi oldukça önemli. Bu bölgenin üzerinde kalındığı müddetçe uzun vadeli trend kapsamında hareketlerde tekrar toparlama yaşanabilir. Ama Amerika Merkez Bankası'ndan çok şahin bir açıklama gelir ve aşağı yönlü hareket 1310 puan seviyesini de gerisine geçmeye başlarsa o zaman biraz dikkatli olunmasında yarar var. Evet Emre Bey, FED'e değindiniz. Buradan devam edelim. Yine önemli bir gün olacak küresel piyasalar için. Tabii açıklamaların daha önceki açıklamalara paralel olması bekleniyor ama tabii piyasa tarafında verilen her mesaj oldukça önemli. Nasıl bir beklentiniz var? Siz de ABD ekonomisinde şu ana kadar açıklanan rakamları nasıl görüyorsunuz? Ne dersiniz? Son dönemde özellikle Biden'ın yönetimine gelmesiyle beraber maliye politikalarındaki genişleme hamleleriyle de Amerika ekonomisi desteklenmeye devam ediyor. Bunun da verileri üzerinde yansımaya başladığını görüyoruz. İstihdam rakamlarında bir toparlama var. Enflasyon tarafında yukarı yönlü hareketlerin ön plana geçmeye başladığı bir dönem içerisindeyiz. Zaten daha önce Amerika Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarda ekonomide toparlanmanın başladığı altı çizilmişti. Bundan sonraki süreçte Amerika Merkez Bankası'ndan gevşek para politikasını kesmesini beklememiz biraz zor ama yavaş yavaş bunun sinyallerini vermeye başlayabilir. Bu toplantıda bir projeksiyon yok ama Haziran toplantısında yapılacak olan projeksiyon yönelik sinyallerin gelme ihtimali var. Yine aynı şekilde ekonomik büyüme rakamı da yarın açıklanacak Amerika'da.
%6'nın üzerinde bir ekonomik büyüme beklentisi bulunuyor. Bu noktada Amerika Merkez Bankası'ndan da verilecek sinyaller ekonomideki iyileşmenin sürdüğüne yönelik olacaktır. Fakat bu tabii hemen bir faiz arttırma veya tahvil alım programında azaltma beklentisi yaratmayabilir. Çünkü genel itibariyle Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın yaptığı konuşmalarda sürekli olarak söylediği şey ekonomik verilerde istikrarlı bir şekilde büyümenin devam edeceğinin görülmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde erken bir hamlenin ekonomide zarar yaratabileceğini de belirtiyor. Bu kapsamda hem para politikasıyla hem de maliye politikasıyla desteklenen Amerika ekonomisindeki iyileşme süreci aşılarının gelişmesiyle ve yaygınlaşmasıyla da yaz aylarında biraz daha pozitife dönmeye başlayabilir. Bundan dolayı bu toplantıda da biraz daha bekle ve gör havasının devam ettiğini hissedebiliriz ama önümüzdeki toplantılara yönelik olarak biraz daha şahin tutumlu FED başkanından mesajlar gelme ihtimali bulunuyor. Bunu da biraz daha baktığımız zaman aslında bugünkü Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinden de anlayabiliyoruz. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri tekrar 1.64 seviyelerine doğru yükselmeye başladı. Yatay bant içerisindeki hareket sanki biraz yönünü yukarı çevirmiş durumda. Şayet Amerika'dan gelecek mesajlarla tekrar 1.50'lere çıkılırsa dolar endeksinde de yine yukarı yönlü bir seyir başlayabilir. Bu da küresel çapta biraz daha dolar kuvvetlenmesi yaratabilir. Buna karşı dikkat etmekte yarar var. Evet, tahvil ve dolar endeksine değindiniz. Bir de endeksler tarafına değinelim Emre Bey. Peki baktığımızda tabii ABD endekslerinde zaman zaman realizasyonları olsa da rekor seviyeleri konuşuyoruz. Burada nasıl bir hareket beklersiniz? Son dönem içerisinde ABD endekslerinde de yatay bir seyir söz konusu. Yükseliş trendleri biraz bozulmaya başlamış gibi gözüküyor. Bu kapsamda Amerika'da açıklanan bilanço döneminde de biraz da kar realizasyonlarının yaşandığını söylemek mümkün. Aynı zamanda vergi oranlarında artış konuşuluyor Amerika tarafında. Bunun da etkisinin olduğunu söyleyebiliriz ama eğer bu akşamki yapılacak toplantıda beklentiler dahilinde gevşek para politikasının sürüleceği mesajı algısı tekrar piyasalara pozitif etki yaratırsa o noktada yeni zirveler görmeye açık Amerika borsalarında da. Yukarı yönlü hareketler gerek Dow Jones tarafında gerek Nasdaq tarafında da biraz daha ön plana geçmeye başladı. S&P'ye baktığımız zaman orada biraz daha son dönemde yatay hareketler var. Ama genel itibariyle hala yukarı yönlü eğilim bozulmuş değil, sadece bir yatay bir realizasyon olduğunu söylemek mümkün. Bundan dolayı Amerika tarafındaki toparlanmanın sürdüğü süre içerisinde endekslerde de yukarı yönlü seyrin devam ettiğini görebiliriz. ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, çok teşekkür ederiz değerli yorum ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim, piyasalara ilişkin yorumları aldık. Piyasa saatinin sonundayız. Kısa bir aranın ardından yayınımıza imtihan notlarıyla devam edeceğiz. Şimdi hoşça kalın.